Merhaba. Belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Savaşı uzun bir zincirin son halkasıdır. Yıllar boyu ülkeler arasında artan ihtilaflar nihayet 1914 Ağustos'unda Dünya Savaşı'nın işaret fişeğini çekti. Bu zincir Osmanlı'yı da kuşattı, savaş cehenneminin içine aldı. Savaşın neden çıktığını, Osmanlı'nın bu savaşa nasıl katıldığını anlayabilmek için 1850'lerde başlayıp 1914'e uzanan bu zincirin birkaç büyük halkasını hatırlamak lazım. Ünlü yazar Lev Tolstoy, Harp ve Sulh, Savaş ve Barış adlı başyapıtında Rus-Fransız Savaşı'nın hikayesini anlatır. Fransız İmparatoru Napolyon, Rusya sınırına kadar ilerleyerek Avrupa'yı hakimiyeti altına almış, Almanya'yı ezip geçmişti. Napolyon, 674 bin askerden oluşan ve Grand Army, Büyük Ordu denilen kuvvetiyle 22 Haziran 1812'de Rusya'yı istilaya başladı. Fransız ordusu meydan muharebelerini kazanarak 14 Eylül'de Moskova'ya girdi. Vurkaç saldırılarıyla Napolyon ordusunu epeyce yıpratan Ruslar, Moskova'yı boşaltıp ateşe vermişler. Napolyon Moskova'da sadece korkunç bir yangın bulmuştu. Napolyon'un büyük ordusu Rusya'nın dondurucu kara kışında aç, bitap geri dönmek zorunda kalmıştı. 674 bin kişilik Fransız ordusundan 470 bini soğuktan donarak veya açlıktan ölmüş, 100 bini Ruslara esir düşmüştü. Geriye 100 bin kadar bitkin Fransız askeri kalmıştı. Napolyon'un Moskova yenilgisi Avrupa dengelerindeki köklü değişimin başlangıcıydı. Napolyon çağında 19. yüzyılın başlarında Almanya hiç de önemli bir güç değildi. Avrupa'da iki büyük güç vardı: Fransa ve İngiltere. Napolyon Rusya steplerindeki ağır hezimetinden 3 yıl sonra 1815'te düşecek, Almanya 50 yıl içinde büyük bir endüstriyel ve askeri güç olarak yükselecek ve 100 yıl sonra 1914'te de Dünya Savaşı çıkacaktı. Almanya'nın yükselmesindeki en önemli adım, demir şansölye olarak ün kazanacak olan Otto von Bismarck'ın 1862 yılında bir Alman devleti olan Prusya'da başbakan olmasıydı. Demir şansölye Bismarck, dağınık Alman prensliklerini Prusya devletine katmak için uygulayacağı siyaseti bizzat kendisi demir ve kan olarak tarif etti. Amacı Alman gümrük birliğine dahil olan ama tek devlet bayrağı altında toplanmamış olan Alman prensliklerini tek bayrak altında birleştirmekti. Bismarck 1864'te Danimarka topraklarındaki Alman prensliklerini Prusya'ya kattı. 2 yıl sonra Avusturya'ya savaş açarak topraklarını genişletti.
Hızla sanayileşen Almanya'nın orduları 1870 Eylül'ünde Sedan Savaşı'nda Fransa'yı yendi ve Almanlar Paris'e girdi. Sonraki yıllarda Osmanlı ordusunda askeri reformları yönetecek olan Alman generali Moltke, Sedan Savaşı'nda büyük ün kazandı. 1871'de yapılan Frankfurt Anlaşması ile Fransızlar zengin sanayi bölgesi Alsace-Lorraine'i Almanya'ya vermek zorunda kaldılar. Sedan Muharebesi artık hakiki görünümdür. Fransa mahvoldu Almanya'nın karşısında. Ve Almanya'nın ne olduğu anlaşıldı. Almanya patlama halinde bir ülkeydi. Bu savaşla, bu politik değişimle bunlar ortaya çıktı. Bir heyyula gibi ortaya çıktı ve bu ürkütücü bir devlet. Kolonileri yok ama kolonilerle geçinenlerden daha kabiliyetli, daha becerikli, bankacılıkta, demir yolculukta, sanayide, tekniklerde ve daha çok istikbali var. Kuvvetli bir işçi sınıfı var, hayatından memnun öbürlerine göre, bu çok önemli. Müttehit bir Almanya var, bunun ordusu var, gayet kuvvetli, bahriyesi o kadar değil. Teknolojisi üstün, üniversiteleri üstün, böyle çığ gibi gelişiyor. Avrupa'ya hükmeden Napolyon çağı tersine dönmüştü. Fransızlar bunu unutmayacaktı. Bundan böyle Fransızların temel politikası Alsace-Lorraine'i geri almak, Almanya'yı Avrupa'da yalnızlaştırmak olacaktı. Fransa yıllar sonra bu yolda İngiltere ve Rusya ile ittifak yaptığında aslında Dünya Savaşı'ndaki İtilaf Devletleri bloğunda oluşmuş oluyordu. Şansölye Bismarck, Almanya'nın sınırlarını Almanların yaşadığı bölgelere doğru genişletti. Kulturkamp dediği kültür savaşını yürüttü. Yeni devlette birleştirici bağ, vatan kavramı değil, Almanlıktı. Kan bağıydı. İngiltere sanayileşmeye dokuma, yani tekstille başlamıştı. Bu sektörü İngiltere doldurmuştu. Almanya sanayileşmesi ise demir ve çelikle başlayacaktı. Demir-çelik sanayi, militarizmle kolayca birleşebilecek bir sektördü. Bismarck bu demir ve kan siyasetinin simgesiydi. Bismarck'ın demokrasi öncesi mutlakiyet çağının başnazırı olacak bir adam olduğunu belirten Murat Belge, Militarist Modernleşme adlı kitabında şansölyeyi şöyle tasvir eder. Bismarck zaman ve zemine göre tehdit ederek, şantaj yaparak, yalan söyleyerek, kumpas kurarak politika yaptı. Müttefikleri, düşmanları ve kullanacağı yöntemler koşullara göre değişti. Bismarck'ın Makyavelizmi, Osmanlı için 1877 felaketinin sebeplerinden biri olacaktı. Almanya'nın müthiş bir hırsla güçlenmesi Avrupa'daki dengeleri sarsıyordu. 1848'de 16,5 milyon nüfusu olan Prusya Devleti, 23 yıl sonra 1871'de 41 milyon nüfuslu büyük ve sanayileşmiş Alman Devleti haline gelmişti. Prusya ordusunun Sedan Savaşı'nı kazanarak Paris'e girmesi, Alsace-Lorraine'in ilhak edilmesi daha 20. yüzyıla girilmeden Almanya'nın ulaştığı gücü gösteriyordu. Rusya-Almanya ordusu Sedan Savaşı'na 200 bin asker ve 774 topla katılmıştı. Fransızların 120 bin askeri ve 564 topu vardı. Bu tablo Alman sanayinin gücünü de gösteriyordu. Ünlü Alman sanayi firması Krupp'un ürettiği top ve tüfekler diğerleriyle karşılaştırıldığında teknik üstünlüğe sahipti. Krupp firmasının toplarında mermiler namludan değil arkadan dolduruluyor. Bu da sürat, ateş gücü ve menzil uzunluğu bakımından üstünlük sağlıyordu. Alman tüfekleri de daha etkiliydi. Fransız ordusunun güçlü silahı olan mitralyöz Alman topçusu karşısında yetersiz kalmıştı. Tarihçiler Alman ordusunun disiplin ve motivasyon bakımından da Fransız ordusundan üstün olduğunu yazar. Almanya büyüyen sanayisiyle, militarizmiyle ve güç hırsıyla Avrupa'da güç dengelerini değiştirmeye başlamıştı. Sedan yenilgisi üzerine Fransa'da İmparator 3. Napolyon devrildi. Tekrar cumhuriyet ilan edildi. Buna 3. Cumhuriyet denildi. Artık savaş istemeyen Bismarck, Almanya'nın içeride güçlenmesine yarayacak bir denge politikası güttü.
Fransa ile Rusya'nın birleşerek Almanya'yı iki cephede zorlamalarını önlemeye özel önem verdi. Bismarck'ın politikaları Osmanlı için acı sonuçlar doğuracaktı. Bismarck'ın başbakanlığında geçen 1871-1890 arasındaki 20 yıllık barış döneminde Almanya dev bir güç haline geldi. Alman ekonomisindeki büyüme 1. Dünya Savaşı'na kadar da devam etti. 1860 yılında Fransa hemen bütün göstergelerde Almanya'nın ilerisindeydi. 1880'den itibaren Almanya ekonomisi Fransa büyüklüğüne erişti, kısa zamanda da onu geride bıraktı. 1860 yılında Fransa'nın gayri safi hasılatı 13.3 milyar, Almanya'nınki 12.7 milyar dolardı. 1880 yılında Fransa'nın milli geliri 17 milyar, Almanya'nın milli geliri 20 milyar dolardı. 1913 yılında Fransa'nın milli geliri 27 milyar dolara çıktı. Almanya'nın milli geliri ise Fransa'nın iki katına yaklaşarak 50 milyar dolara ulaştı. 1880 yılında kömür eş değeri olarak Fransa'nın toplam enerji tüketimi 29 milyon ton, Almanya'nın toplam enerji tüketimi 47 milyon tondu. 1913 yılında Fransa'nın toplam enerji tüketimi %100 artarak 68 milyon tona çıktı. Almanya'nın toplam enerji tüketimi ise %400 artarak 188 milyon tona ulaştı. 1880 yılında Fransa'nın demir-çelik üretimi 1.7 milyon ton, Almanya'nın demir-çelik üretimi 2.5 milyon tondu. 1913 yılında Fransa'nın demir-çelik üretimi 2.5 kat artarak 4.7 milyon tona çıkmıştı. Almanya'nın demir-çelik üretimi ise 7 kat artarak 17.6 milyon tona ulaştı. Dahası Fransa'da nüfus artışı çok yavaşlamış, adeta durma noktasına gelmişti. Fransa nüfusu 1880 yılında 38 milyondu. 1913 yılında ancak 39 milyona çıkmıştı. Almanya'nın nüfusu ise 1880 yılında 45 milyondu. 1913 yılında 67 milyonu buldu. Demir Şansölye Bismarck, Almanya'yı 1890 yılına kadar yönetti. Almanya'ya yönelebilecek tehditleri başka tarafa, mesela Osmanlı topraklarına yönlendirdi. Fransa, Almanya ile uğraşacağına Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına yönelmeliydi. Fransa'nın Tunus'a el koymasının en büyük destekçisi Bismarck'tı. Bismarck'a göre Rusya'da Almanya'yı tehdit edebilecek şekilde Doğu Avrupa'ya değil Osmanlı Balkanlarına yönelmeliydi. Almanya buna engel olmayacak. Bismarck diplomasisinin önemli kilometre taşlarından biri, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası ile imzaladığı 3 İmparator Anlaşması oldu. Bismarck, Fransa'ya karşı kazandığı Sedan Zaferi'nden sonra Almanya'nın doğusundaki güvenliği sağlamaya yöneldi ve Rusya ile ilişkileri geliştirdi. Almanya, Sedan Zaferi'nden 3 yıl sonra 22 Ekim 1873'te 3 İmparator Ligi denilen anlaşmanın imzalanmasını başardı. Anlaşmayı Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph ile Alman İmparatoru Wilhelm ve Rus Çarı 2. Alexander Viyana'da Schönbrunn Sarayı'nda imzaladılar. Böylece Bismarck, Rusya'da kabaran panslavizm ve ortodoksluk enerjisini Doğu Avrupa'dan uzaklaştırmış oluyordu. Bunun anlamı Rusya'nın panslavizm ve ortodoksluk tutkusuyla ateşlenen yayılma politikasının Osmanlı'ya yönelmesiydi. Bismarck da Avusturya'nın müttefiki artık. Onun için Osmanlı'nın Balkanları boşaltması kaçınılmaz, boşaltsın diyor. Ve Osmanlı'nın boşalttığı ülkeye de başkasının göz dikmesini istemiyor. Kim o başkası? Rusya. Kim o başkası? İtalya, güneyden. Yeni İtalyan Birliği. Bunları katiyen istemiyor. İstemiyor ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu orada kendine bir rakip olarak gördüğü için Balkanlar üzerinde ya onu işte nötralize edecek veya en önemlisi Rusya'yı oradan uzak tutacak. Bu çok önemli. Bu sırada yükselen milliyetçi dalga Bulgar, Sırp ve Karadağ isyanları ile kendini gösterdi.
Rusya bu isyanları kışkırtmış ve desteklemişti. Fakat Osmanlı zor da olsa bunları bastırmayı başarmıştı. Slav kökenli Ortodoks Sırplara yardım etmek ve Balkanlarda Ortodoksluğu ayağa kaldırmak isteyen Rusya, bunun bir fırsat olduğunu düşündü. Konu zaten Fransa'yı çok ilgilendirmiyordu. Almanya ve Avusturya imparatorluklarıyla da 3 imparator anlaşmasını imzalamış, bu devletlerin tarafsız kalmasını sağlamıştı. Osmanlı ise yalnızdı, hiçbir müttefiki yoktu. Türk tarihinde şanlı Plevne savunmasıyla hafızalara kazınan 1877-78 Türk-Rus Savaşı böyle bir ortamda başladı. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya adlı kitabında şöyle anlatır. Rusya harbe karar vermeden önce Almanya'nın yani Bismarck'ın tarafsız kalacağına dair teminatını almıştı. Bismarck 1870-1871'deki Alman-Fransız Savaşı'nda Rusya'nın tarafsız kalmış olmasına olan borcunu ödüyordu. O dönem yayınlanan bir karikatür bu politik gerçeği ifade ediyordu. Rus ahtapotu kollarının bir kısmıyla doğuda İran'a sarılmış, Osmanlı topraklarına uzanmıştı. Batıda ise Rus ahtapotun kolları Rumeli'yi Osmanlı'dan koparmakla meşguldü. Karikatürde Bismarck bir koluyla Fransa'yı uzakta tutarken, öbür koluyla ahtapotu Almanya'dan Balkanlara, Osmanlı topraklarına itiyordu. Dünya Savaşı'na giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biri Osmanlı tarihinde 93 Harbi denilen 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'dır. Ermeni meselesinin kökleri de buraya kadar uzanır. Rusya, Osmanlı'yı iktisadi kriz ve askeri zaaf içinde müttefiksiz, yalnız bir durumda yakalamıştı. Halbuki daha 20 yıl önce Tanzimat döneminde 1853-1856 arasında Osmanlı Devleti Fransa ve İngiltere ile ittifak yaparak Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı askeri ve diplomatik bir zafer kazanmıştı. Tanzimat döneminde Avrupa dengelerinde dağınık durumdaki Prusya prensliklerinin fazla bir önemi yoktu. İngiltere Rusya'nın Akdeniz'e inmesini önlemek için Osmanlı'yı destekliyordu. Osmanlı devlet adamları da bunu dış politikada başarıyla kullanıyordu. Kırım Savaşı'nda Osmanlı, Fransa ve İngiltere ile ittifak yaparak Rusya'ya karşı zafer kazanmış, bu savaş Türk tarihine ünlü Sivastopol Marşı ile geçmişti. Sivastopol önünde yatar gemiler, Sivastopol önünde yatar gemiler. Kırım Savaşı'nın ardından diplomat Sadrazam Ali Paşa, Osmanlı için başarılı bir diplomatik belge olan Paris Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu anlaşmayla Rusya'nın Karadeniz'de donanma bulundurması yasaklanmış, Osmanlı Devleti Avrupa Devletler Hukuku'nun üyesi sayılmış, toprak bütünlüğü hakkı tanınmıştı. Fakat o yıllarda ülke sınırları sırf böyle anlaşmalarla değil, esasen kuvvet dengesiyle ve askeri güçle belirleniyordu. Kırım Savaşı'ndan 21 yıl sonra 1877'de Ruslarla savaş başlamadan önce ise Osmanlı'nın durumu çok farklıydı. Devlet mali kriz içindeydi, Balkanlarda çıkan isyanlarla ve rejim sorunlarıyla çalkalanıyordu. Mali krizin içine girdik. Okul kitaplarının söylediği gibi öyle efendim saraylar yaptırarak falan değil, buna gülerler. Bunlar lazım şeyler, 19. asırda böyle kümes gibi yerde devlet gitmez. Onlar değil. 19. asırdaki mali krizin en mühim sebebi Kırım Savaşı'dır. Çünkü bu muharebeler pahalıdır. Klasik dünyadaki savaşlara benzemez. Yani çok para yer bunlar, çok. Onun için biz bu kriz finansiyerin Türkçesini, Arapçasını, Osmanlıcasını da biz bulduk değil mi? Cevdet Paşa tercümesidir. Kriz finansiyer eşittir buhranı mali. Bu Arapçada yok. Kelime Arapça ama biz bulduk yani. Cevdet Paşa'nın icadıdır. Üstüne tabii Rus-Türk Savaşı'na giriyorsun. Yani yenilgi fiilen.
Çünkü borç ödüyorsun, tazminat ödüyorsun. Bunlardır sebebi. Çok açıktır. Osmanlı 1876'da meşrutiyetin ilanıyla Avrupa'nın Hristiyan azınlıklar lehine reform isteklerine cevap vermeyi ve bu yöndeki baskılardan kurtulmayı amaçlıyordu. Osmanlı parlamenter monarşiye geçince Hristiyanlar da mecliste temsil edilecek, eşit vatandaş olacaklardı. Artık Avrupa'nın baskısına gerek kalmayacaktı. Meşrutiyetin ilanı İstanbul'da 6 büyük devletin, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu büyükelçilerinin yapacağı toplantıya denk getirildi. Büyükelçiler Osmanlı'nın yapacağı reformları görüşmek için 23 Aralık 1876'da tersanede toplanmışlardı. Osmanlı'dan reform sözü ve bir miktar toprak tavizi alırlarsa Rusya'nın savaş açmasının önleneceğini düşünüyorlardı. Tarihe tersane konferansı olarak geçen toplantı başladığı sırada top sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanı Saffet Paşa, büyükelçilere top seslerini şöyle izah etti. İşittiğiniz bu top sesleri bütün Memaliki Osmaniye için Kanunu Esasi'nin ilan olunduğunu haber veriyor. Bu dakikadan itibaren Türkiye meşruti hükümetler sırasına dahil olmuştur. Sadrazam Mithat Paşa'nın umudu Avrupa ve Rusya'nın artık reform talebinden vazgeçerek konuyu Osmanlı parlamentosuna bırakmalarıydı. İngiliz Büyükelçisi Lord Salisbury, Sultan Abdülhamid'e Osmanlı'nın parasız ve güçsüz olduğunu, savaşın felaket olacağını, yumuşatılan reform ve toprak tavizlerini kabul etmesini söyledi. Yoksa konferans dağılacak, büyükelçiler ülkelerine dönecekti. Olayların tanığı olan bürokrat Ali Fuat Türkgel diye göre, Abdülhamid Osmanlı devlet adamlarına müttefikimiz yok diyor, harp felaketinden tavizlerle kurtulmak gerektiğini söylüyordu. Sadrazam Mithat Paşa ise müttefikimiz var diyor, taviz vermeyi reddediyordu. Mithat Paşa bundan böyle parlamentoyla yönetilecek olan Osmanlı'yı İngiltere'nin destekleyeceğine inanıyor, Abdülhamid ise inanmıyordu. Sonuçta hükümet, ordu ve meclis hamasi ifadelerle taviz vermeyi reddetti. Tersane konferansı dağıldı, büyükelçiler ülkelerine döndü. Çok geçmeden Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 1877-78 Rus Savaşı başladı. Bismarck'ın oluruna alan Çarlık Rusyası 24 Nisan 1877'de Osmanlı'ya harp ilan etti. Savaş Rus ordusunun Balkanlardan ve Doğu Anadolu'dan saldırısıyla başladı. Avrupa yakasında geniş Tuna ve Trakya cephesinde Osmanlı'nın asker mevcudu 180 bindi. Bosna Hersek ve Karadağ'da 107 bin, Adriyatik kıyısındaki Yanya bölgesinde 16 bin Osmanlı askeri vardı. Tuna Trakya cephesindeki 180 bin Osmanlı askerine daha teçhizatlı ve eğitimli 250 bin kişilik Rus ordusu saldırdı. Buna 60 bin Romanya askeri eklendi, sayı 310 bini buldu. Osmanlı bu savaşı kötü yönetti. Orduda kumandan paşalar arasında geçimsizlik, çekememezlik vardı. Abdülhamid asker mevcudunu sorduğunda Sadrazam Mithat Paşa ve kumandanlar farklı rakamlar vermişlerdi. Osmanlı ordusunda modern eğitimli asker ve subay sayısı yetersizdi. Ordunun eksiklikleri de önemli bir faktördü. Mühimmat ve erzak develerle taşınıyordu. Yenilgi kaçınılmazdı. Savaşın öne çıkan üç ismi Plevne'de Gazi Osman Paşa, Erzurum cephesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Şıpka savunmasında Süleyman Paşa'ydı. Rus Çarı 2. Alexander'ın iki kardeşinden biri olan Grand Dük Nikola, Tuna'ya saldıran Rus ordusunun diğer kardeşi Grand Dük Mihail de doğuda Erzurum'a saldıran Rus ordusunun başındaydı. İki taraf içinde ikincil durumda olan Doğu cephesinde Batum ve Kars düştü. Erzurum savunmasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Nene Hatun'un isimleri ebedileşti. Asıl stratejik savaş Balkanlardaydı. Geniş bir cephede devam eden savaş, Gazi Osman Paşa tarafından savunulan Plevne'de odaklandı. Osman Paşa elindeki 47 bin askerle 135 bin kişilik Rus ve Roman ordusuna karşı Plevne'yi 5 ay boyunca savunmayı başardı.
ağır kış şartları bastırıp erzak da tükenince Gazi Osman Paşa bir Huruç harekatıyla Rus kuşatmasını yarmak için taarruza kalktı, yaralandı. Ruslar esir düşen Osman Paşa'ya büyük saygı gösterdiler. Rus ordusu 20 Ocak'ta Edirne'ye girdi. 19 Şubat 1877'de İstanbul'da Yeşilköy'e, o zamanki adıyla Ayas Stefanos'a gelip karargah kurdu. Komutan Grandük Nikola Çar'a şu telgrafı çekti. Uzakta Ayasofya'nın minareleri görünüyor. Bizi durduracak hiçbir kuvvet yok. İstanbul'a girmek için müsaadenizi bekliyorum. Çar, Avrupa'nın tepkisinden çekinerek bu emri vermeye cesaret edemedi. Ruslar zaferleri anısına Yeşilköy'e bir anıt diktiler. Bu anıt, 1. Dünya Savaşı'nın başında 14 Kasım 1914'te yıkıldı. Fuat Uskunay adlı yedek subay, Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışını filme aldı. Rusya'nın Balkanlara hakim olmasına Avrupa'dan tepkiler gelmeye başlarken Osmanlı Dışişleri Bakanı Saffet Paşa ve Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey, Yeşilköy'de bu binada Rus Büyükelçisi Ignatiev ve General Nelidov'la 3 Mart 1878'de Ayas Stefanos Antlaşması'nı imzaladılar. Ignatiev bu savaşın Rusya'ya 100 bin ölü ve 2 milyar rubleye mal olduğunu belirterek çok katı davrandı. Osmanlı büyük tavizler vermek zorunda kaldı. Ayas Stefanos Antlaşması'na göre doğuda Erzurum'a kadar Osmanlı toprakları Rusya'ya terk ediliyor, Kars, Ardahan, Doğu Beyazıt sancaklarıyla Batum Rusya'ya bırakılıyordu. Elbette bu kadarla kalmadı. Balkanlarda Romanya Prensliği bağımsızlık kazanıyor, Sırbistan, Karadağ ve Selanik'e kadar geniş bir arazi üzerinde Büyük Bulgaristan kuruluyordu. Çok büyük toprak kaybına uğrayan Osmanlı'nın Avrupa'daki toprakları iki parçaya bölünerek araya Büyük Bulgaristan giriyor. Osmanlı ayrıca 400 milyon ruble yani 160 milyon Osmanlı altını tazminat ödemeyi kabul etti. Rusya 6 Osmanlı zırhlı gemisini de ganimet olarak istedi. Fakat Abdülhamit savaşın tekrar başlaması pahasına bunu reddedince gemiler Osmanlı'da kaldı. Ermeni meselesi de Ayas Stefanos Antlaşması'yla uluslararası hale geliyordu. 29 maddeden oluşan antlaşmanın 16. maddesinde Ermenilerin bulunduğu Doğu Anadolu vilayetleri terimi geçiyordu. Osmanlı bu vilayetlerde Ermenilerin çıkarlarının gerektirdiği düzenlemeyi vakit geçirmeden yapmayı, Kürtler ile Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyordu. Saffet Paşa çaresiz antlaşmaya imza koydu. Osmanlı Ayas Stefanos Antlaşması'na imza attı ama bir yandan da Rusya'nın Balkanlara hakim olmasından tedirgin olan Avusturya ve İngiltere ile görüşmelere başladı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Bosna Hersek'i alarak Adriyatik Denizi'ne ulaşmak istiyordu. Avusturya, Rusya'nın Sırbistan'ı güçlendirmesine ve Balkanlara hakim olmasına tepkiliydi. Rusya'yı Akdeniz'de görmek istemeyen İngiltere de harekete geçti. İngiliz donanması Çanakkale'den girip Marmara'ya demirledi. İngiltere bu yardımın karşılığında Osmanlı'dan Kıbrıs Adası'nı istiyordu. Böylece Süveyş Kanalı'nın ve Akdeniz'in denetimini garantiye alacaktı. Abdülhamit bunu reddettiğinde İngiliz Büyükelçisi Henry Layard adeta ultimatom verdi. Osmanlı hükümeti bunu kabul etmezse İngiltere Ayas Stefanos Antlaşması'nın değiştirilmesine çalışmayacağı gibi İngiliz donanması da zor kullanarak Kıbrıs'ı alacaktır. Abdülhamit çaresiz, hukuku şahaneme halel gelmemek kaydıyla yani Osmanlı egemenliğinde kalmak üzere Kıbrıs'ın yönetimini İngiltere'ye verdi. Kıbrıs hukuken, daha doğrusu kağıt üzerinde Osmanlı'ya ait gibi görünecekti fakat esasen İngiltere'nin eline geçiyordu. Rusların Balkanlarda hakimiyet kurmasına karşı Avusturya'nın yanında yer alan Bismarck da harekete geçti. Ayas Stefanos Antlaşması'nı değiştirmek üzere Berlin'de uluslararası bir kongre toplandı. Almanya böylelikle Doğu siyasetine adım atıyordu.
Kongresi'nde büyük devletler güçlü isimler tarafından temsil edildi. Bizzat Şansölye Bismarck, İngiltere Başbakanı Disraeli ve yanında Dışişleri Bakanı Salisbury, Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakov, Avusturya Macaristan İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Kont Andrassy, Fransa Dışişleri Bakanı Waddington, İtalya Dışişleri Bakanı Kont Corti. Osmanlı heyetinin başkanı Rum asıllı Alexander Karatodori Paşa'ydı. Dışişlerinde katiplik yapmış, bu görev için Bayındırlık Bakanlığı'na getirilerek paşa ünvanı verilip Berlin'e gönderilmişti. İkinci isim Berlin Büyükelçisi Sadullah Paşa, üçüncü isim Alman asıllı Mehmet Ali Paşa'ydı. Berlin Kongresi'nde Bismarck Osmanlı delegelerine aşağılayıcı bir tavır takındı. Osmanlı delegasyonundaki Alman asıllı Mehmet Ali Paşa, belki de Müslüman olarak Osmanlı hizmetine geçtiği için Bismarck'ın bütün öfkesini üzerine çeken isimdi. Kongreyi resmeden ünlü tabloda kibirli Bismarck ve masanın uzak ucunda bir kenarda duran Osmanlı delegeleri görülüyordu. Bismarck daha ilk gün Osmanlı delegelerine şöyle hitap etmişti. Kongre Osmanlı Devleti için değil, Avrupa barışının muhafazası için toplanmıştır. Berlin Kongresi'nde Büyük Bulgaristan küçültüldü, Ege Denizi'nden uzaklaştırıldı. Bulgaristan'dan alınıp tekrar Osmanlı'ya verilen yerler Doğu Rumeli Eyaleti olarak tanımlandı. Bundan böyle Büyük Bulgaristan, Bulgar milliyetçiliğinin ana hedefi olacak, 1912'deki Balkan Savaşı'nın sebeplerinden birini oluşturacaktı. Berlin Kongresi'nde Osmanlı'ya bağlı özerk prenslikler olan Sırbistan, Karadağ ve Romanya'da bağımsız devletler oldular. Toprakları bir miktar genişledi. Ayas Stefanos Antlaşması'nda Osmanlı'da kalan Bosna Hersek, Berlin Kongresi'nde hukuken, daha doğrusu kağıt üzerinde Osmanlı hakimiyetinde kalıyor fakat Avusturya'nın yönetimine veriliyordu. Bunu Bismarck sağlamıştı. Osmanlı'nın savaşta kaybettiği Kars, Artvin, Ardahan ve Batum ise yine Rusya'da kalıyor, sadece Doğu Beyazıt Osmanlı'ya iade ediliyordu. Osmanlı, Ayas Stefanos da Rusya'ya 1 milyar 400 milyon altın ruble savaş tazminatı ödemeyi kabul etmişti. Bu miktar Berlin'de indirilerek 802 milyon frank olarak belirlendi. Ayas Stefanos Antlaşması'nın Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine yapılacak reformlarla ilgili maddesi, Berlin Antlaşması'nda da ana hatlarıyla korundu. Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinde Doğu'da Ermeni azınlığın yaşadığı 6 vilayette ıslahat yapılması, Kürtlere ve Çerkezlere karşı devletin Ermenileri koruması hükmü konuldu. Ermeni reformu ile ilgili 61. madde, Ermeni milliyetçiliği için ilham kaynağı ve siyasi faaliyetlerinde referans olacaktı. Berlin Kongresi getirdiği maddelerle, reform maddeleriyle 23. madde Balkanlar'da, 61. madde Anadolu'da. Balkan halklarının, özellikle Hristiyan toplulukların özellik hareketlerini tetikleyen, kışkırtan bir etki yaptı öncelikle. Bunu söyleyebiliriz. Nitekim Berlin Kongresi'nden sonra ilk silahlı örgütlenmeleri görüyoruz. Balkanlarda aynı şekilde ilk silahlı örgütlenmeler, yani özellik talep eden veya daha sonra bağımsızlık talep eden Ermeni komitelerin kuruluşu, Balkanlardaki diğer silahlı komitelerin kuruluşunun tamamı Berlin Kongresi sonrasına denk gelmektedir. Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması ile Osmanlı, üzerinde ortalama 6 milyon civarında insanın yaşadığı 230 bin kilometrekare toprak kaybetti. Bu, Osmanlı topraklarının 5'te 2'sinin, toplam nüfusunun da 5'te 1'inin kaybı demekti. Tarihçi François Georgian'a göre 93 harbinde cepheye giden 10 Osmanlı askerinden sadece biri geri dönebilmişti. Sivil halka gelince İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Henry Layard, Başbakan Salisbury'e gönderdiği 24 Haziran 1878 tarihli raporunda Rusların istila ettikleri yerde Müslümanlara can ve mal güvencesi vererek silahlarını topladıklarını, sonra da bu silahları Bulgarlara vererek Müslümanlara saldırttıklarını anlatıyordu. Layard raporunda, Türkler kötü zamanlarında dahi kadın, kız ve çocuklara böylesine katliam, tecavüz ve tahribat yapmadılar diye ekliyordu. 93 Harbi'nde başta Tuna vilayeti olmak üzere
Edirne, Manastır ve Selanik'te büyük çoğunluğu Türk, 260 bin Müslüman öldürüldü veya göç yollarında açlık ve hastalıktan öldü. Türkiye'ye sığınabilen göçmen sayısı 515 bindi. Tarihçi Mucip Han, Avrupa'da ilk defa modern etnik temizlik ve soykırımların Çarlık Rusyası tarafından bu savaşta Osmanlı Müslüman nüfusuna uygulandığını, Avrupalı devletlerin buna göz yumduğunu belirtir. Dahası İstanbul ve elde kalan Rumeli topraklarında açlık ve salgın hastalık başlamış, Osmanlı Devleti mali iflasa da sürüklenmişti. Ordusu 2 yıl süreyle işgal altında tuttuğu Tuna ve Edirne vilayetlerinde Türklere ait binlerce büyük ve küçük baş hayvana, tonlarca tahıla, saman ve ota el koydu, bununla beslendi, hayvanlarını besledi. Bu yüzden Türkler için açlık önemli bir kıyım faktörü haline geldi. Kılıçtan kaçıp kurtularak Osmanlı topraklarına sığınanlardan 1878 yılının Ocak-Nisan ayları arasında Edirne'de günde 160, İstanbul'da günde 800-900 göçmen ölüyordu. Savaş ve açlıkla birlikte 10 binlerce göçmenin yığıldığı İstanbul'da fiyatlar fırladı. Buğday ve un tükendi, fırınlar kapandı. Binlerce aç kadın Abdülhamid'in sarayı önünde gösteri yaparak ekmek istediler. Ayaklanma ve kaos tehlikesi belirmişti. Hiç kimse maaşını alamıyordu. İktisat tarihçisi Tevfik Güran'ın yaptığı bütçe araştırmalarına göre savaştan önce 2 milyon Osmanlı lirası olan bütçe gelirleri kaybedilen topraklardan bilhassa zengin Tuna vilayetinin elden gitmesi yüzünden 1 milyon 429 bin liraya düşmüştü. Gelirler düşerken savaş harcamaları, yıkımlar, göçmen harcamaları gibi sebeplerle giderler 2 milyon 573 bin liradan 4 milyon 628 bin liraya fırladı. Kısacası bütçe gelirleri %45 düşerken giderler 1.3 kat arttı. Devlete tam bir mali iflas hali hakimdi. Bütün bu süreç yenilgi, Berlin Anlaşması, toprak kaybı, insani facialar ve mali iflas Abdülhamid'i güçlü bir müttefik arayışına yöneltti. İngiltere-Almanya karşısında gün geçtikçe Rusya'ya yaklaşıyor, aynı zamanda Osmanlı'nın petrol bulunan topraklarına göz koyuyordu. Osmanlı ile ittifakı söz konusu olamazdı. Almanya ise iktisadi nüfuz aramaya yönelmişti. Toprak işgali gibi bir politikası yoktu. Aranan müttefik ufukta belirmişti. İngiltere'nin Osmanlı'nın Türk-Rus harbinden sonraki zor durumundan istifade ederek tehditle Kıbrıs'a el koyması, verdiği sözün aksine Berlin Kongresi'nde Osmanlı'yı desteklemeyip ödünler vermeye zorlaması ve özellikle Süveyş Kanalı için 1882 yılında Mısır'ı işgal etmesi, Abdülhamid'in İngiltere'ye şüpheyle yaklaşmasına yol açmıştı. 1880'de İngiltere'de Rusya'ya karşı Türkiye'ye yakın duran Muhafazakar Parti devrilmiş, yerine liberal partili Gladstone başbakan olmuştu. François Georgeon gibi tarafsız tarihçiler de mutasip bir protestan olan Gladstone'un açık bir Türk düşmanı olduğunu belirtir. İngiltere artık ittifak yapılabilecek bir ülke değildi. Alenen Osmanlı'nın Avrupa'dan Asya'ya sürülmesini isteyen bir politika izliyordu. Abdülhamit'in İngiltere'deki Türk düşmanı iktidar karşısında tek şansı Boğazları ve Doğu Anadolu'yu isteyen Rusya karşısında Almanya ile ittifak yapmaktı. Osmanlı iktisadi nüfuz arayışında olan Almanya için büyük bir kazanım olabilirdi. Berlin-Bağdat demiryolu Alman firmalarına milyonlar kazandıracağı gibi Osmanlı'nın ekonomik kalkınmasında da ciddi katkı sağlayabilirdi. Osmanlı ordusunun modernizasyonu da Alman silah firmaları, dolayısıyla Alman hazinesi için epeyce karlı bir fırsattı.
1867 yılında Sultan Abdülaziz Almanya'yı da kapsayan bir Avrupa gezisine çıktığında yanına Şehzade Abdülhamit Efendi'yi de almıştı. Tarihçi İlber Ortaylı'ya göre Şehzade Abdülhamit daha o zaman Prusya'nın yani Almanya'nın kudretine hayran olmuştu. Abdülhamit Mayıs 1880'de Almanya'dan mali ve askeri uzmanlar göndermesini istedi. İngiliz ve Fransızlarla mali konuları ve kapitülasyon meselelerini müzakere etmek için Osmanlı'da yeterli uzman bulunmaması dikkat çekicidir. Bismarck ilk elde Osmanlı'ya bir mali uzman, bir de gümrükleri düzenlemeye yardım edecek uzman göndermeyi kabul etti. Askeri uzman göndermek gibi siyasi etkisi büyük olacak bir girişimden uzak durdu. Ancak Abdülhamit vazgeçmedi. Mart 1881'de Bismarck'a bir heyet gönderdi. Askeri uzman talebini tekrarladığı gibi Eskişehir'den Bağdat'a uzanan bir demir yolu hattının Almanlar tarafından yapılmasını da önerdi. Bismarck bu teklifi kabul etti. İngiltere'nin Akdeniz'de, Rusya'nın Balkanlar'da güçlenmesi Bismarck'ı da artık tedirgin ediyordu. Bismarck iki ay sonra İstanbul'a Albay Kahler'in başkanlığında askeri ve mülki 10 kadar Alman subayı gönderdi. Bunlara Osmanlı subaylarının tepkisini çekecek derecede yüksek maaşlar ödenecekti. Osmanlı'da görev alan Almanların en ünlüsü olan Kolmar von der Golch, 1883'te İstanbul'a geldi. Genç Türk subaylarını çok etkileyecek olan General Golch Paşa, 30 yıl sonraki Türk-Alman silah arkadaşlığının işareti sayılacak kadar önemli bir isimdi. Von der Golch, Abdülhamit zamanında Osmanlı ordusunun modernizasyonu çalışmalarını yürütecek, Nisan 1916'da Bağdat cephesinde tifüsten ölecekti. Son vasiyeti bir Türk ve bir Alman bayrağıyla Tarabya'da bulunan Alman askeri mezarlığında defnedilmekti. Golch Paşa orduyu yeniden yapılandırırken Alman askeri sistemini Osmanlı'ya getirmekte kalmamış, onun teşvikiyle Osmanlı Devleti Alman Krupp ve Mauser fabrikalarına büyük siparişler vermişti. Golch Paşa'nın etkileri dolaylı olarak Türkiye'nin iç politikasında da görüldü. Artık sert, disiplinli, Osmanlılıktan ziyade Türklüğü önemseyen genç bir subay tipi yetişmeye başlayacaktı. Golch Paşa, öğrencisi olan genç subaylara, "Türkiye'yi siz kurtaracaksınız" diye hitap ediyordu. O subaylar, İttihat ve Terakki yoluyla sonraki yıllarda Türkiye'ye yön vereceklerdi. ...1889 yılında Almanya'da 2. Wilhelm İmparator oldu. Almanya, özellikle de birleşmeden sonra Bismarck yönetiminde imparatorluk haline gelmişti. Evet, Bismarck yönetimindeyken çok temkinli bir politikacıydı. Avrupa'da uzun vadeli bir güç olmak istiyordu. Ve 1871'den 1890'a kadar sürdürdüğü şansölyeliği sırasında hem yayılmak isteyenlerin kontrolünü sağlarken hem de şöyle demişti. İmparatorluğun yanı sıra büyük bir endüstriyel güç, büyük bir askeri güç olduk. Ama imparatorluk oyunlarında geç kaldık. Elimizde ne var? Hiçbir şeyimiz yok. Almanlar 1885'te Afrika'da bir karışıklık olduğunu fark ettiler. Yani Almanlar Batı Afrika'da bir koloni elde etti. Ama bu bir hiçti. Ve yeni bir Kaiser 1888'de tahta çıktığında genç bir adamdı. Çok dinamikti. Yayılmayı isteyenlerin etkisinde kalıyordu. Ve Bismarck'ı başından def etmişti. Kaiser bundan sonra maceracı biri oldu. Onu destekleyenleri de yanına aldı. İmparatorluk olmak istedi. Şimdi nerede imparatorluk olacaktı? Artık Almanya atılgan bir Drang nach Osten, yani doğuya yöneliş politikası izleyecek, Osmanlı ile silah arkadaşlığını büsbütün geliştirecekti. Efendim bunda her iki taraf için de uygun, optimal yaklaşım iki ülke arasındaki, iki hükümdar arasındaki ilişkilerin gelişmesiydi.
Almanya milli birliğini diğer ülkelere göre, İngiltere ve Fransa'ya göre geç gerçekleştirdiği için sömürge paylaşımında geride kalmıştı. Almanların çok fazla efendim işte dünya üzerinde sömürgesi yok idi. Bu sömürge kavgasında geç kalmışlığı telafi etmek için paylaşılmadık alan aradığında Osmanlı topraklarını gördü. Osmanlı toprakları Almanya için, Wilhelm için efendim hem bir açık pazar hem de ham madde kaynağı olarak görülüyordu. Bu boşluğu Wilhelm değerlendirmek istedi. Doğuya yöneliş politikası yürüten İmparator Wilhelm, Ekim 1889'da İstanbul'a gelerek Sultan Abdülhamid'i ziyaret etti. Kaiser 9 yıl sonra 1898'de İstanbul'u ikinci defa ziyaret etti. Sultanahmet Meydanı'ndaki ünlü Alman Çeşmesi bu gezi anısına imparator tarafından yaptırıldı. Wilhelm Kudüs'e de giderek kendisini 300 milyon Müslümanın dostu ilan etti. İstanbul'da Alman hastanesi, Alman okulları açıldı. Wilhelm 1. Dünya Savaşı sırasında da başında Türk kalpağı, sırtında Türk üniformasıyla trenle İstanbul'a gelecek, Sirkeci Garı'nda Sultan Reşat tarafından karşılanacaktı. Kaiser'in İstanbul'u ilk ziyaretiyle birlikte Osmanlı tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Osmanlı tarafından da Almanya'ya şehzade, kumandan ve subay seyahatleri artacaktır. Osmanlı-Alman ilişkileri böyle adım adım perçinlenirken, Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaran asıl kazan Avrupa'da fokur fokur kaynamaktadır. Bir tarafta Almanya güçlenirken, diğer tarafta önce Fransa ile Rusya ittifak yapacak, sonra İngiltere de buna katılacaktır. Anlaştıkları konu Osmanlı'yı aralarında paylaşmaktır. Gelecek bölümde Avrupa'da savaş kazanının nasıl kaynadığını anlatacağız.